Tekrar donanma komutanına haber verilmeden ve koruma verilmeden yola çıkarılmıştı. 7 Kasım sabahı Rus donanması Zonguldak'ı bombalamış. Geri dönerken koruması olan bu 3 gemi bir anda Karadeniz Ereğli Kandilli açıklarında Rus donanması içine düşmüş ve yarım saatte 3'ü de batırılmıştı. Gemilerin 221 personelden ancak 36 tanesi Mithat Paşa'nın çoğunluğu daha kıyıya yakın gittiği için 36 tanesi yüzeye kıyıya çıkarak kurtulmuş, 16'sı boğulmuş, 13'ü esarete şehit olmuş ancak 20 tanesi esaretten dönebilmiştir. Diğerleri hakkında bir malumat yoktur. Bu mürettebatın ayrıntılı künyesi Ereğli'de bulunan Sarkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nda belediye tarafından anıtın 300'üne işlenmiştir. Bunlar hepsi doğru arşivlerdir. Yerel basında bir takım yazılar çıktığını çok üzülerek öğrendim. Bunlar Deniz Nakliye Şirketi'nin arşivlerinden bizzat tarafından çıkarılmış 221 personelin dokümantasyonudur. Şehit olanlar, boğulanlar ve dönenler orada dokümante edilmektedir. Bu plaketler her yıl belediye tarafından yenileniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Eğer bu gemiler Trabzon'a gidebilseydi belki bu savaş yine kaybedilebilirdi. Ama hiç olmazsa Kırım bu kadar olmazdı. Donanma desteği olmayan hiçbir kara harekatın başarılı olmayacağının en büyük örneği Sarıkamış harekatıdır. Eğer donanma desteği sağlanabilmiş olsaydı, Karadeniz'de Osmanlı donanması üstünü sağlanmış olsaydı bu savaş kaybedilebilirdi. Ama Kırım bu kadar yüksek olmazdı. Bu şehitler Deniz Kuvvetleri Komutanı Orhan Metin Ateş zamanında Genelkurmay Deniz Müzesi arşivlerinden çıkarılarak her yıl anmak üzere kurumsallaştırılmıştır. Bu vesileyle bu anma törenini kurumsallaştıran dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Metin Ataç Amiralimize, Kuzey Deniz ve Karadeniz Bölge Komutanlıklarına, Ereğli Belediye Başkanlığına bu şehitler adına minnet borçluyuz. Biraz önce Bengül Sönmez hocamız, meslektaşım çok güzel izah etti önemini, neler olabileceğini, nasıl olduğunu, tarihsel girişimi hakkında bilgiler verdi. Biz de şunu söylüyoruz her zaman, tarihimizi bilmek zorundayız. Tarihimizin derinliklerini bilmek zorundayız. Çünkü eğer geçmişimizi ne kadar iyi bilirsek, geleceğimizi o kadar güzel inşa edebiliriz diyorum. Dikkat! Anılan mevkiye ulaşılmıştır. Çelenklerin bırakılması. Tamam.